Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Arkadaşlar bugün galericilik hikayesi, başımızdan geçen olaylar 2 ile devam etmek istiyorum. Hepinizin başına gelebilir, hepiniz böyle bir tufaya düşebilirsiniz. Fakat bu tufaya düşmemek için bu tarz videoları izlerseniz siz de bilgi sahibi olursunuz, siz de bu konu hakkında bilginiz olur. Bugünkü hikayemiz yine başımızdan geçen, araç alırken araçta hiçbir şey yok denilmesi ve araçta birçok şeyin çıkması. Bu hikayemiz yine Tekirdağ tarafında gerçekleşti arkadaşlar. Aracımız Captur. Bir tanıdık arkadaşımızı alacağız. Çok samimi olduğumuz eşimize, dostumuza bir araç almak istiyoruz. İnternette bu aracı bulduk ve yine ben bu araçla ilgili satıcıyı aradım. Satıcı da esnaf olduğunu, bizim de esnaf olduğumuzu ve araçla ilgili ne varsa bize söylemesi gerektiğini söyledim. Yani şeffaf ol, biz de şeffaf olalım, gelelim aracın satışını yapalım, alıp gidelim. Yani araçla ilgili bir sıkıntı varsa söylemesi gerektiğini, çünkü biz esnaf olduğumuz için gelip aracı bakacağız, detaylı incelemesini yapıp alacağımızı söyledim. Araçla ilgili hiçbir şeyin olmadığını, aracın çok güzel olduğunu, eşe dosta gidebileceğini, değişenin boyasının olmadığını bize söyledi. Biz de tamam dedik. 500 TL kapora gönderdik. Aracı da yarın sabah gidip alacağımızı belirttik. Ama gelin görün ki araçta neler çıktı, bizi neler bekliyor. Şimdi hep birlikte videomuzu izleyelim. Arkadaşlar 500 TL kaporayı verdik. Yarın oldu. Aracı almak için ben de gidecektim. Fakat satışlarım olduğu için İstanbul'da ben gidemedim. Arkadaşımı gönderdim. Dedim sen git aracı ekspere götür, baktır. Ondan sonra da eksperden çıktıktan sonra beni ara, raporu bana göster. Ben ona göre sana yönlendireyim. Aracın satışını al. Noterde satış hazır dedikten sonra parayı gönderirsin, arabayı alır gelirsin dedim. Tamam dedi. Arkadaşlar buradan yola çıktılar, gittiler. Öğleden önce satışın yapılıp aracı almak istiyoruz ki öğleden sonraya kalmayalım. Burada da işimiz, gücümüz var. Neyse saat 10.30 gibi arkadaşlar varıyorlar. Verilen adreste bekliyorlar. Satıcı işte şuradayım, geliyorum. 10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı derken tam noterin kapanma saati 12.30. 12'yi 10 geçe geliyorlar. Diyorlar ki işte biz ekspere gidecektik. Diyor ki ekspere diyor daha sonra da gidersin. Satışı yapalım. Çünkü noter kapanıyor. Benim de çok yoğun işlerim var. Bu yoğunluktan dolayı ilk önce satış yapalım. Sonra da aracın eksperini yaparız. Bir şey olursa ben satışı geri alırım. Bende de zaten diyor eksper raporu var diyor. Arkadaş elini alıyor eksper raporunu. Ondaki eksper raporunu. Daha yeni tarihli bir eksper raporu. Yani 15-20 gün olmuş ya da olmamış. Rapora bakıyor. Raporda da gerçekten değişen yok, boya yok. Hani araç gerçekten alınabilecek düzeyde, temizlikte bir araç. Beni aradılar. Dediler ki abi böyle böyle biz ekspertiz yaptırmak istemiyoruz. Çünkü eksper raporu var. Zaten noterinde kapanma saati 20 dakika kaldı. Aracı alalım gelelim. Dedim yok. Bekle. Çünkü ben bu tarz olaylar sürekli benim başıma geliyor. Dedim olmaz. Siz dedim bu araca dedim ekspertiz yaptıracaksınız. Yaptırmak zorundasınız. Başka türlü bu aracı oradan alıp gelmenize ben razı değilim. Dedi abi neden dedi eksper raporu var. Dedim ben eksper raporuna güvenmiyorum. Kendi raporumu kendim alırım. Tamam dediler o zaman ekspere gidelim. Orada bir ekspere gidiyorlar. Eksper tabii ki diyor ki çok yoğunum. Yani eksper anlamsız bir şekilde aracı bakmak istemiyor. Neyse aradan bir 10-15 dakika geçti. Biraz uzakta bir eksper varmış. Dedim ki kesinlikle ve kesinlikle dedim ekspere gideceksiniz, ekspertizini yaptıracaksınız. Başka türlü satışı alıp gelmeyin. O arada dedim aklıma benim başka bir şey geldi. Dedim ki bana aracın ruhsatını atar mısınız? Dedi atalım abi dediler. Bana aracın ruhsatını attılar arkadaşlar. Şimdi aklınızda bulunsun. Renault Port ve Dacia Port uygulaması var. Yani siz aracın şase numarasını girdiğinizde, motorun da son 4 tanesini girdiğinizde bu araçla ilgili Renault servisinde yapılan ne varsa hepsini görmüş oluyorsunuz. Yani bana o ruhsata aklıma geldi. Ruhsata atmaları gerçekten bizim bir yanlıştan dönmemize sebep oldu. Yani ruhsatı aldım. Renault Port uygulamasına motorun 4 tanesini, şasenin de tüm numaralarını girdikten sonra
aracın bana tüm bilgileri çıktı. Araç plaka değiştirmiş arkadaşlar. Plaka değiştirdiği için de araçta hasar kaydı gözükmüyor. Hasar kaydı gözükmüyor fakat Renault'da tüm işlemlerin yapıldığı için Renault Port uygulamasında aracın alttan hasarlı olduğu, işte tekerleğin, çamurluğun, kaputun değiştiği hepsi yetkili serviste yapıldığı için tamamen gözüküyor. Yani burada şaseden girdiğimiz için plaka da değişse Renault Port uygulamasında hiç fark etmiyor. Motor ve şase tutuyor. Yani ben şaşırdım. Niye şaşırdım? Çünkü karşında konuştuğun kişi ben esnafım diyor. Ben de esnafım. Yani esnaf esnafa yalan söylerse bu işin sonu nereye gider? Yani yalan söylemek zaten günah. Arkadaşlar hiç kimseye yalan söylemeyeceksiniz. Benim şehir dışından bana araç almaya gelecek bir kişiye noktasal çiziği bile, noktasal göçüğü bile resmini çekiyorum, atıyorum geldiğinde bana demesin ki yani burada göçük çizik var demesin. Yani bırakın çizik göçük var demeyi, adam bize gerçekten hasarlı arabayı satmaya çalışıyormuş. Onun için de zaten eksper raporunu da kendisi nasıl halledebiliyorsa o eksper raporu da zaten sahte bir eksper raporu. O eksper raporu da bizi aldatmaca, bizi kandırmaca bir eksper raporu. Eksperin de zaten oradaki eksperlerin çoğu da onu tanıyormuş. Onun araçlarına bakmak istemiyorlarmış. Çünkü bakarsan bir şey var desen dahi sonradan sana pislik yapacak. Ben arkadaşımı aradım. Dedim ki böyle böyle. Dedim aracı almayın. Niye dedi? Dedim araçta dedim bir sürü şey var. Dedim bana satıcıyı ver. Satıcıyı verdi. Dedim kardeşim bak ben sana dedim. Bak bu gelecek olan benim kardeşim. Bu zaten sağlık problemleri var. Bu adamı buraya gönderiyorum. Bak araçta bir şey varsa kesinlikle ve kesinlikle söyle. Oraya geldiğinde bir şey çıkarsa bizi mağdur etmiş olursun. Dedi abi dedi arabada ne var ki dedi. Dedim ne olacak yetkili serviste dedim. Çamurluk değişmiş, kaput değişmiş. Ama dedi ekspere soktuğunda dedi değişmiş gözükmüyor ki. Yani çıkma takmıştır büyük ihtimalle. Ama aracın yetkili serviste yapıldığı işlemlerin fiyat olarak ne kadar yapıldığı belli oluyor. Ama aracın plakası değiştiğinden dolayı da o anki 5664'e attığınız sorgulamada araçta bir hasar kaydı gözükmüyor. Yani ben daha önceki videolarımda size söyledim. 2-3 defa plaka değiştiren, el değiştiren araçlarda bu hasar sorgulaması hemen hemen de çok hızlı bir şekilde düşmediği için bu araçlara daha sonradan hasar sorgulamasında hasar gelebilir diye. Neyse biz arkadaşa dedik yani böyle böyle bak sen bize yalan söylemişsin araç alttan hasarlı bunların onarımı yapılmış abi ben bilmiyordum vallahi bilsem yapar mıyım bak ben de eksper raporu yaptırdım eksper de aldım benim elimdeki raporda gözükmüyordu falan da filan da bunlar arkadaşlar yalan. Yani bu bizim başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Sizin de başınıza gelmemesi için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle satıcının yaptırdığı eksper raporuna güvenmeyin. Her şeyin sahtesi, her şeyin üçkağıtçılığı yapılabiliyor. Bunun için siz araç alırken kesinlikle ve kesinlikle kendi istediğiniz ekspere gidip aracın ekspertizini yaptırın. Eğer aracınız Renault ise Renault Port uygulamasından ve Dacia Port uygulamasından aracın geçmiş servis bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Bunun için gerçekten Renault güzel bir şey uygulama yapmış. Buradan bu araçları görme şansımız var. Keşke tüm otomobil firmaları bu uygulamayı yapsa da biz de araçlarla ilgili neler yapıldığını görebilsek ama gerçekten diğerleri bu uygulamayı yapmıyor. Gidip servise, servisten ruhsat ile bu bilgileri almak zorunda kalıyorsunuz. Eğer ki zamanınız varsa, satıcı da size mağdur etmiyorsa gidip aracınızı almadan önce servis kaydının servis bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ne oldu? Kaporamızı dahi orada alamadık. Ama bizim o bölgede çevremiz olduğu için o günlük orada bir şey yapmak istemedik. Fakat araya iki isim vermemizle birlikte kaporamız da bize geri gelmiş oldu. Diyeceksiniz arkadaşlar şimdi bunu polise bildirseydiniz, bu üçkağıtçıyı işte ifşa etseydiniz. Fakat dediğim gibi elinde eksper raporu var. Yani Türkiye'de bazı olayların oluşmadan önce suç sayılması imkansız. Yani bu adam bu işe başka isimlerle, başka araçlarla yine devam eder. Yani siz ne yaparsanız yapın. Yani bunun yasada bir suçu var mı onu da bilmiyorum.
Ama biz hiçbir şey yapmadık. Bu konuyla ilgili arkadaşı paramızı aldık ve bunun ondan sonra da numarasını engelledik. Bize ulaşması imkansız hale geldi. Arkadaşlar işte bazen şaşırıyoruz. Biniciden mi araba alsak yoksa esnaftan mı? Yani esnafa gidiyorsun, esnafın da çürüğü var. Biniciye gidiyorsun, binicinin de üçkağıtçısı çürüğü var. Yani siz siz olun, hiç kimseye güvenmeyin. Siz kendi bildiklerinizi eğer bu konu hakkında hiçbir şey de bilmiyorsanız yanınıza bir bileni alıp araç alımı gerçekleştirin. Bu videoda bizim başımıza aracı aldıktan sonra gelseydi belki de bir şey yapamazdık. Çünkü aracı ekspertize götürdüğünüzde alttan darbeli olduğunu ekspertiz bilemez. Kaputu orijinaliyle değiştirsen, çamurlu orijinaliyle değiştirsen ekspertin çoğu da bunu anlayamaz. Çünkü onlar boya makinesiyle ölçüyorlar. Çok çok iyi bir usta gözüyle boyanın altında zımpara izi varsa, boya akıntısı varsa ya da baloncuk gibi küçük küçük noktasal delikler varsa anlar. Onun haricinde orijinal birebir başka arabadan çıkma parçaları anlayamazlar. Allah hiçbirimizi kötülerle karşılaştırmasın. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.